Baş ayak aynı yerde, öper anlı seccade. İşte insanı kurbete taşıyan cadde. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi fe ve sacid. Eksiru duha. Başınızı yere koyduğunuz zaman o ricalde bazı kimselerin sergüzeştileriyle, ibadet alanındaki sergüzeştileriyle alakalı durumlarını ifade ederken ayakta duruyordu, galiba rükû unuttu diyorlar. Anlıyorsunuz manasını. Rükûa gidiyor, galiba bu adam ayağa kavmeyi unuttu falan diyorlar. Kim bilir orada belki 50 defa kelimelerin en güzeli Buhari'nin de son hadisidir. Sahih, meşhur hadis. Kelimetani hafifetani alel lisan, sakilatani fil mizan, habibetani iler rahman. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Aynı zamanda bu tevhidi has, tesbihası ifade etmenin yanı başında isteğiniyete de delalet etmesi itibariyle Hazreti Pir-i Mugan o ufku ihraz edenler için esas söylenmesinin bir şey ifade edeceğine dikkati çekiyor. Evet, tam tevhid içinde esas isteğiniyeti de hakaikül eşya sabitetün hakikatını da unutmama mevzu. Çünkü birinde tam takdis var. Bir yönüyle her şeyi silme. Her şey ondan gelen, peşi peşine gelen karelerin birbirini takip etmesinden ibaret. Hazreti Muhiddin'in vücut mülahazasını bu mülahazaya bağlayabilirsiniz. Hazreti İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şuhut mülahazasını buna bağlayabilirsiniz. Fakat ve bir tarafta da elhamdülillah demek gibi kendini görme, nimeti görme, münimi hakiki görme, elhamdülillah, el minnetülillah, el şükrülillah ile gülleme gibi isteği niyeti ifade etme mevzuu derince bir konu olduğundan, herhalde ki mizandaki ağırlığı da bundan. İki kelime vardır ki kelimetan hafifetan alel lisan buyuruyor. Sakiletan fil mizan, mizanda teraziyi kıracak kadar ağırdırlar. Habibetan ile Rahman, Allah nezdinde de en sevimli iki kelimedir. Subhanallahi ve hamdi subhanallahil azim. Mesuratta onun rükuda dendiğine dair bir şey görmedim. Fakat öyle mübarek bir kelime orada Subhane Rabbiyal Azim dendiğine göre denmesinde de bir mahsur görmüyorum. Neden? İnsan bir asa gibi kendini nefyetme adına ilk adımı atıp asa gibi büküldüğü anda bence evvela o tesbihi demeli. Subhanallahi ve bihamdihi. Sonra Rabbena lekel hamd ayağa kalkarken de isteğniyete bakan yanı söylemesi arasında o meselenin söylenmesi öyle uygun düşüyor ki. 50 defa diyor bunu. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim diyor. Belki gerçekten de ayağa kalkmayı unutuyor. Namazın içinde namaza dalma, namazlaşma, namaz içinde bazı rükünleri unutturması size buna kutsal nisyan denir. Ha, kitaplarda böyle bir şey yok. Fakat Nebi'nin nisyanına, maliye inhimakine bağlı olması itibariyle biz öyle diyoruz. Mübarek bir nisyan, Hazreti Ömer'in nisyanı gibi, o da oluyor. Ya emirel müminin diyorlar, namazı şöyle kılacaktık ama şöyle kıldırdınız. Falan yere askeri sevk ediyordum diyor. İlahi kelimetullah adına namazda. Bizim gibi ümmilere ama sizi katmayan belki neme lazım? Belki sizler âlisiniz, Allah bilir ama kendim gibi. Benim gibi ümmilere gelince bizim nisyanımız nisyanı süfahadır. Dünyaya ait, masivaya ait şeyler kalbimizi alıp götürdüğünden dolayı, kararttığından dolayı. Namazda namaz dışı şeylere dalarız. Onun için namazda namaz içi şeylere dalmak suretiyle insan bir şeyi unutuyorsa o nisyana kutsal nisyan diyoruz.
Başını secdeye koyduğun zaman etraftakiler endişe ediyorlar. Kaldırmıyor başını bir türlü. Antiparantez arz edeyim. Biri camide imamsa, umum cemaate namaz kıldırıyorsa, orada yessiru ve la tuhassiru ve beşiru ve la tunefiru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyanına uygunluk içinde hareket etmesi lazım. Ama kendi kendine namaz kılarken öyle kılıyorlardı. Namazlaşıyorlardı. Secdeye başını koyduğu zaman acaba öldü mü diyorlardı. İhtimal yarım saat secdede duruyordu. Zannediyorum böyle bir insan, o türlü böyle cevher adalarına, mercan adalarına dalınca diğer şeyleri de unutuyor orada. Bir yönüyle o değişten o değişe, o değişten o değişe, o değişten o değişe bir musiki şinasın neyiyle veya başka enstrümanıyla makamdan makama, makamdan makama, makamdan makama geçmesi ve bir yönüyle kendisine böyle bir zevk zemzemesi yaşatması gibi. O kutsal bir zevk zemzemesi yaşıyor orada. Secdeye başını koyuyor, bir daha kaldırmak istemiyor başını. Akrabu ma yekunul habdu min rabbi fehu sacid. Allah'a en yakın olduğun hal ise niye o yakın hali bırakıyorsun ki? Ama yapacağın başka şeyler var. Bir kere daha o yakınlık, bir kere daha o yakınlık, bir kere daha o yakınlık. Helmin mezit yolcusuna düşen şey sürekli o yakınlığa ait argümanları kullanmaktır. Akrabu ma yekunul habdu min rabbi fehu sacid. Başını bir daha koyuyor. Öyle bir kıyamlaşma, öyle bir rükûlaşma, öyle bir kavmeleşme, öyle bir secdeleşme, öyle bir celseleşme, öyle bir tehiyyat, o da onun bir yönüyle Miraç'ta insanlığın iftar tablosunun Cenab-ı Hakk'a tazimat-ı tekrimatını arz etmesi, Zat-ı Zülcelal'in de ona mukabelede bulunması, Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullah ve berekatuhu demesi. O da aldığı o selamı orada bile ümmetine iade etmesi şeklinde muhavere ufkuna, çok derin bir muhavere ufkuna ulaşma namazla oluyor. Onun için namazı iyi bil ki o müminin miracıdır. Namaz dinin direğidir, nurudur bildiğiniz şey. Sefine-i dini, din gemisini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu? Ama namaz, namaz olması lazım ki namaz kılan da Müslüman olsun. Evet, o ki yaratan odur, ona can kurban. Kalkıp öpesim geliyor da o mübarek ismi. Fakat adet çıkarız, herkes kalkar bu defa öper onu. Putperestlikler böyle doğmuştur. Ama o iştiyak içinizde olmalı. Gerçekten o nam-ı celil-i ilahi ne zaman öyle o levhada çıksa, böyle içimden ya kalkıp bir öpsem şunu. İsim. İsim, müsemmanın ne aynıdır ne de gayrıdır. Bizimkinin gayri olduğu bellidir. Çünkü bizimkini anamız, babamız, konu komşu, bazıları da hoca bildikleri adamlara sorarak, annesinin adı Fatma, bir kızı olacak, bunun adını ne koyalım? Sen de diyorsun ki Betül. Ne kadar isabetli Allah bilir. Fakat o Allah Celle Celaluhu. O kendi diyor, Allah. Er-Rahman, Er-Rahim. Maliki yevmiddin, hay, kayyum, ahad, samet, can kurban, ya ahadu ya samet. Allah'ım beni bana unuttur ve kendimden bahsetmeyi bana kerih göster. Bir dizeban olsun. Allah'ım beni bana unuttur. O ben miyim ya ben o mu? Ben ondan gelen tecellilerden başka bir şey değilsem ayıptır ya o. Benim kendimi takdis edercesine ben demem. Ama bir yönüyle
vücudunun gölgesinin 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 gölgesi ve sanat eseri ondan ötürü, haktan ötürü. Yunus Emre demiş değil mi? Yaratığı severiz, yaratandan ötürü. Her yaratık sevilir, yaratandan ötürü. Sinek sevilir, karınca sevilir, bir yeşil yaprak sevilir, bir ağaç sevilir. Sizin gibi düşünmeyen bir insan sevilir. Sevmenin mertebeleri vardır. Ama seninle aynı safta duran, aynı Allah karşısında eğilen asa gibi yerlere kapanan, kalkıp kemerbeste ubudiyet içinde el pençe divan duran, seninle aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşan, onlara karşı alakan ondan ötürü, onların onunla olan irtibatlarından ötürü, bütün bunların hepsi de bir yönüyle sana müteveccihler. Senin hatırına hepsini gönlümde derin bir alaka, derin bir sevgiyle alkışlıyorum. Ama bu diğerlerini hakir görmemi gerektirmez. Çünkü onlar da senin fırçandan çıkmış. Senin vücudunun gölgelerinin gölgelerinin gölgeleri. Dolayısıyla senin hatırına o sanatlara karşı da, o abidelere karşı da saygılı olmaya çalışıyorum. İşte bizim insanlığa bakış, ufkumuz, zaviyemiz, gezimiz, gözümüz, arpacığımız bu. Siyasinin gezi, gözü, arpacı benim partimdeysen Firdevs'e girersin. Peygamberin partisinde bile olsan giremezsin. Onun için sen lanetlenmeye kesbi istihkak ediyorsun. Bu da siyasinin felsefesi.